aşağıya. Gülsüm hayır. Sakın. Sakın yapma. Gülsüm. Allah Allah. Ya güzel kardeşim. Sen ne yapıyorsun ya? Başka çarem kalmadı artık benim. Yaşamak istemiyorum artık ben. Bak. Dur, sakin ol. Sakın öyle bir şey yapma. Eyvah hocam, ne yapacağız? Ne oldu ki Ali abi? Kızı istemediği bir adamla evlendirmek istiyorlar. Canına kıyacak garibim. Ya hocam, bu çattan atacak bu kendini. Ya tamam, bir durun ya. Bak, sakın yanlış bir şey yapma, tamam mı? Başka çarem kalmadı. Yaşamak istemiyorum artık ben. Ya o nasıl söz öyle? Bak, ben abilerinle konuşurum. Hocam, boşuna uğraşmayın. Onlara laf anlatamazsınız siz. Ya bacım, intihar etmek dinimizce haram ya. Günah işliyorsun ya. Doğru. Gülsüm! Gülsüm dur! Dur, dur! Gülsüm ne olur kıyma kendine. Kardeşim bak, yanlış yapıyorsun. Hadi in oradan, uzatma artık. Başka çarem kalmadı hocam. Bak, dur orada. Ben geleceğim yanına, tamam mı? Sakın atlama. Dur orada. Gülsüm hayır! Dur, 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 dur. Gülsüm! Yapma, dur, yapma bacım, yapma. Dur, dur, ben yukarı geliyorum, dur. Dur. Merkezden tüm ekiplerin dikkatine. İkinci bir intihar vakası ihbarı aldık. Yakın olan ekipler olay yerine intikal etsin, tamam. Amirim, biz oraya çok yakınız. Cevap vereyim mi? Biliyoruz lan, biliyoruz. Ver şunu, her şeyi atlama. Anlaşıldı merkez, anlaşıldı merkez. Ben başkomiser Ünsal. Olay yerine intikal ediyoruz. Action. Action şimdi. Gülsüm, hadi kızım. Hadi in oradan aşağı, ne olur hadi. Çok özür dilerim hocam, çok özür dilerim. Başka çarem kalmadı artık. Ne olur dua edin benim için. Yok yok, bu kız kararlı atacak kendini. Allah'ım neden aracı oldum ben bu evimde? Ne bileyim ben, neden oldum acaba? Gülsüm, Gülsüm ne olur kıyma kendini. Ben sensiz ne yaparım Gülsüm? Hocam ne olur bir şeyler yapın. Ya hocam ne olur bir şeyler yapın, kenafir gözün seni. Gülsüm, dur orada. Ben geliyorum yukarı, tamam mı? Dur. Çekin buraya. Hadi, hadi. İtfaiye haber verin. Hadi, 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 hadi. Hey Allah'ım ya. Aman. Bu kızı kurtarmam lazım. Yoksa atlayacak. Emre Şevdirçek! Bak bu karnet göstermeyin. Hadi. Hadi. Boşalt burayı, boşalt. Bundan sonra sahip mahit yazarlar. Hadi. Tamam. Emniyet şerbeti çek oğlum şuraya. Bak bu kalimet göstermeyin. Hadi. Komiserim ne oluyor? Nasılsınız komiserim? İyi. Sen ne arıyorsun lan burada? Allah Allah, bu kadar insan burada bir şey olmuyor. Ben gelince mi oluyor amirim ya? Lan git. Evet al şunu, al şunu. Al. Emniyet şerbetinin arkasına. Hadi. Atlama kızım, bir sakin ol ya. Amirim ben oraya tırmanırım da ben tırmanırsam kızdan önce düşerim. Ha. Senden kurtulurduk oğlum. Ya amirim öyle söylemeyin ya. Kızım dur dur dur. Hayat çok güzel. Biz seni kurtaracağız. Dur. Dur. Oğlum itfaiye nerede kaldı? Kızım düşeceksin, git geri. Yapma kızım. Gencecik. Yürüsün. 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 Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Dur. 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 Bu nedir ya? Amirim at.
atacak galiba. Konuşma lan, konuşma. Komiserim, nasıl çözeceksiniz bu durumu komiserim? Kapa lan çeneni. Allah Allah, emniyet şeridinin arkasından soruyoruz. Sus, sus. Ya sen biraz susar mısın lütfen? Ne kadar kabasınız ya. Ah be kızım, niye bayıldın şimdi? Herkes aşağıda. Ben seni nasıl indireceğim şimdi aşağıya? Gördünüz mü? Kimdi o? Bak kurtardı. Mucize bu. Allah'ım sana şükürler olsun. Öldürmeyen Allah öldürmüyor. Oh be. Allah'ım şükürler olsun. Kim o? Kurtardı onu. Amirim dur. Neyse, amirim onu tek başına halleder ya. Bravo kardeşim be. Bravo. Bravo. Helal olsun. Kim kurtardıysa kardeşim gibi yani. Nereye kayboldu lan bu adam? Alo. Kız binanın arka tarafında baygın bir şekilde yatıyor. Alo, kimsin kardeşim sen? Kara Faruk. Kara Faruk mu? Kara Faruk kim lan? Kim lan bu? Herif kondu. Toz, duman nasıl biliyor musun böyle? Her taraf birbirine karıştı. Bir duvardan bir duvara at gözüklüyor. Örümcek adam görse var ya ağlardı, ağlardı. O derece yani. Enteresan. Bu mu yani? Çok enteresan. Bu kadar mı yani? Ama görmediğim bir şeyle ilgili nasıl böyle şey yapayım ki? İnandırıcı değil. Ya sizde çok heyecan falan kardeşim, neler kaçırdın, neler görmen lazım. Gördüm Şevket, gördüm. Gördün mü? Ben seni niye görmedim? Oradaydım. Ya görmüş kadar oldum Şevket. Bütün mahalle aynı şeyden bahsediyor. Olmaz. Bütün mahalle başka, ben başkayım. Kardeşim olmaz. Benim gözümden dinleyeceksin. Böyle alttakiden, yandan, üstten böyle böyle hepsini göreceksin. Ya boş ver, boş ver Şevket. Hadi otur. Hocam, çay içer misiniz? Vallahi içerim Seval Hanım. Ben de alayım her zamankinden. Güzel yere dükkan açtın ha. Hiç buradan ayrılma sakın. Kapat lan şu ağzını. Ama çok güzel muhabbet be kardeşim. Şişt. Sendin değil mi? Sendin değil mi? Hemen de her şeyi anla Şevket. Nasıl anladım ama? Nasıl anladın lan? Aynı maskeyle gidilir mi? Paytağı dövmeye gittiğimizdeki maskenin aynısını takmışsın. Tabii ki anlayacağım. Garra Faruk hesabı. Gizlikalı. Duyacak şimdi herkes. Hocam. Ya Allah'ım ya Rabbim, hicabi. Ensemden ensemden gelip hocam deyip durma. Yüreğime inecek bir gün ya. Hocam maske takmak caiz midir? Al işte. Çok derin bir soru, ben de çok merak ediyorum. Mahallede gündem bu. Buyurun hocam. Hicabi, bak evladım. Eğer hayırlı bir iş için takıyorsan maskeyi tak. Ama insanlara zarar vermek için takıyorsan hiç takma evladım, daha iyi yani. Bak, bir bilene danışacaksın işte. Yoksa yanlış yapıp günaha girersin, Allah korusun. Allah korusun. Maskeyi iyilik için takabiliriz. Hocam Allah razı olsun, hayırlı akşamlar. Beyefendi hayırlı akşamlar. Senden de icap, senden de razı olsun. Mu? Anlamadım. Anlamayacak ne var canım? Bunun diyorum sanki böyle ipte boncuk az gibi duruyor. Daha fazla boncuklusu var mı? Yani böyle daha canlı, daha hareketli. Bakın, tesbihte sayı bellidir. Ya 33 ne olur, ya 99 ne olur. Güzel, güzel. Görüntüsü güzel de. Şöyle daha fazla boncuk istiyorum ben. Olmaz. Adamın eline yakışamaz bu. Biz
cami hocası için bakıyoruz da eline yakışsın anlamında. O zaman ben size 99'lu vereyim. 150-200'lük falan olsa farkı neyse veririm ben. Olmaz yahu, olmaz yahu. Ay tamam canım anladık. Niye bağırıyorsun ki? Bu tespihçi de atarlı ha. Zerracığım bu tespih çekmek hani sakinleştirirdi. Tespih çekmiyor ki canım benim satıyor. Selin. E madem olmuyor 99'luk olsun bari. Ne olsun? Ama boncukların her birine Ziya ismini yazabilir miyiz? Tamam o zaman yazmayalım biz. Bunu paket edelim. Hediye paketi yapalım yeter bize. Valla yetti. Yetecek. Yetiyor. Tamam. Atarlı bu atarlı. Hmm. Valla. Fena. Çok sinirlendi sana. Kolyem. Kolyem yok. Her yere baktım bulamıyorum. Ne bağırıp duruyorsun be? Kaybolduysa kayboldu. Bize ne? Ara bul. Bekçisi miyiz biz? Şehnaz, ortalığı temizlerken falan gördünüz mü kolyemi? Hayır, Tülin Hanım görmedim ama bir bakarım isterseniz hemen. Mutlaka bak, o kolye benim için çok değerli. Tamam, merak etme. Çıkar bir yerden. Ben hemen bakıyorum. Ay inşallah bulunur. Ya bulamazsak çok üzülürüm. Çok değerli bir kolye o. Umarım bulabilirsin. Oh. Değerliymiş. Yasemin, bunu nereden buldun? Tülin Hanım hediye etti. Yasemin, bu çok pahalı bir şeye benziyor. Niye hediye etsin ki sana? Tülin Hanım'da bundan bir sürü var. İçinden gelmiş, hediye etmiş işte. Niye hediye ettiniz diye sorsa mıydım yani? Tuhaf geldi yine de. Aranızda o kadar iyi değil ki o kadınla. Boş ver şimdi bunları. Bu kolyeyi senin bana takmanı istiyorum. Yani sanki sen almışsın gibi. Yasemin, ben sana böyle bir şey alamam ki. Ya Oğuz, lütfen bozma. İki dakika şurada hayal kuruyoruz. Yani sen almışsın gibi. Hadi ama lütfen, bak çok romantik olacak. Öyle mi olur? Hadi. İyi bakalım, tamam. Saçlarını kaldır. Nasıl? Yakıştı mı? Çok yakıştı. Çok güzel oldu. Tabloyu sen çalmadın yani. Hayır komiserim, ben çalmadım. Kim çaldı lan peki? Kara Faruk. Kara Faruk kim lan? Öyle ismini bana öyle söyledi. Kara Faruk'um ben dedi. Karayım dedi. Nasıl bir şey bu Kara Faruk? Şöyle bir şey, ya böyle 2 metre falan uzun bir insan ha. Sonra böyle maske takıyor. Öyle biriydi yani. Sonra ışıkların içinde gitti gitti. Kedidir o kedi. Amirim bunun b**tü açı takarmış ya. Yemin ederim karabasan görmüş bu. Senin akşamları dua okuyorum. Kim var sizin 2 metre piyasada? Yok, en uzunu benim, piyasanın en uzunu benim. Şu anda bir bakın. Ne biçim piyasaymış ya? Amirim, söylemeyeyim, söylemeyeyim diyorum ama... benim aklıma tek bir kişi geliyor, o da... kirtinkili. Deme lan o zaman. Deme oğlum, deme. Ölüp gitmeseydi derdim zaten abinim ama öldü rahmetli. Maşallah boylu posluydu. Çok çok. Mertti mert. Sus ulan. Sus, sus. Ben aklımdan atmaya çalışıyorum. Sen hatırlatıyorsun bana ya. Adam öldü gitti. Ama içimden bir ses yaşadığını söylüyor. Ama çok kötü öldü amirim ya. Cenazesine gittim arkadaşım. Gülsün Sivri'yle birlikte olduk. Ben nasıl ağlamaya başladım. Aa, cenazesinde ben de bulundum. Ben de seni neden hatırlıyorum diyorum ya. Adam bir şey yaptı. Kesin lan! Ulan kes! Ne dedi başka bu adam sana? Şey dedi, Zehra dedi. Zehra dedi? Evet. Zehra dedi. Zehra dedi. Alo, Zehra. Canım, sen Kara Faruk diye birini tanıyor musun? Kara Faruk mu? Yok, ilk kez duydum. O kim enişte? Tanımıyorsun yani. Hayır, enişte niye sordun? Tablo ile bir bağlantısı mı yoksa? Yok canım, bir şey yok. Ben güvenlik şeyiyle sordum işte. Tamam canım. Ne diyor? Sana ne? Evet, al şunu aşağı. Al, gözüm görmesin. Çıkın ikinize. Yalnız Ay. Bırakın beni. Kim
kim bu Kara Faruk ya? Kimsin lan sen? Allah Allah ya. Madem biz Faruk'u bulamıyoruz... ...o zaman... ...o bize gelsin Cengiz. Biliyorsun ki... ...beklemeyi hiç sevmem. Şu Zehra denilen kızı... ...bir bulup getirin bakayım bana. Madem Faruk Zehra'm demiş... ...ne kadar Zehra'm, ne kadar değil... ...bir anlayalım. Ne duruyorsun lan? Gitsenize. Emredersin abi. Yürüyün beyler. Yasemin, var ya, yaktım seni. Çocuklar ne haber? İyiyiz baba, geziyorduk. Nasılsınız Halil amca? İyi gördüm sizi. İyiyim Yasemin kızım, sağ ol. Sen nasılsın? Dersler nasıl? İyi, iyi. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Yasemin, hadi yürü kızım eve. Anne, ne yapıyorsun? Yasemin dedim. Ne oldu Neşide Hanım? Çocuklarla burada sohbet ediyordun. Halil efendi, bence sen de oğlunu karşına alıp konuşsan iyi edersin. Kızından uzak dursun. Anne. Yürü dedim Yasemin. Anlamadım. Abi tamam geldik. Al artık şu çekleri. Lan indir. Mahalledeyiz. Racona ters bir gören olacak. Allah Allah. Ben niye taşıyorum abi o zaman? Hem madem utanacaktın. Niye çek aldık ki? Bak kardeşim. Seval yengenin gönlünü alacağız. Taktik yapıyoruz. Romantik olacağız. Ayıktın mı mevzuyu? Anladım abi. Ulan bu ız düşmanı şerefsiz yine burada. Aman abi dur aman. Sabır abla kızacak yine. Hani romantik olacaktın? Hadi abi. Göreyim seni. Romantik dene bu sefer. Kimse görmüyor değil mi? Görmüyor abi kimse yok. Hadi. Al. Almıyorsun ayak birisi. Böyleyim lan. Yok abi. Biraz daha anlatırsan. Bu şekil güzel değil mi? Güzel abi. Namık sen ne arıyorsun burada? Kalbimin sahibini. Aferin abi, iyi laftı devam. Teşekkür ederim canım be. Ben bağırıp çağırmaya başlamadan buradan gitsen iyi olur. Ama sana çiçek aldım. Ben senin çiçeğini istemiyorum Namık. Kim bilir kimin bahçesinden çaldın. Üç kuruş paraya kıyıp sen çiçek mi çek alamazsın. Gerçekten senin için aldım. Namık senin bana vereceğin en güzel hediye bir daha buraya ayak basmamaktır. Lütfen bunu artık şu kalın kafana sok. Ha? Ama bak ne güzel kokuyor. Koklasana. Seval. Can aç. Ay alerjisi var. Gel gel gel. Şey alerjisi var Seval. Nereden bileceksin? Evliyken kardeşime bir kere bile çiçek almadın. Ya bırak Allah aşkına ya. Su getirin, su getirin. Nefes alamıyor, alerji varmış. Kardeşim, şöyle tutup baş aşağı bir sallasak iyi gelir mi acaba? Saçma sapan konuşma Şevket. Baş aşağı sallamak ne demek ya? Suni teneffüs mü yapsam ben ona? Ne suni teneffüs? Senin teneffüs bilgin ilkokuldan ibaret zaten. Uzatma şu çiçeği ya. Alerjisi var kızım, görmüyor musun? Allah Allah. Bana ne lan benim karımdan? Şşşş. Allah. Namık defol git buradan. Gel abi gel. Yenge sakinleşsin biraz. Belli ki romantizmden hiç anlamıyor. Efendim Cengiz. Sıkıntı yok, geliyorum tamam. Allah'ım şu maskeli adam, şu namık belasını başımdan kurtarsa keşke. Sizi kurtaran adamı gördünüz mü hanımefendi? Hayır komiserim, ben bayılmıştım.
Ama beni bırakırken bir ara gözlerimi araladım. O zaman omzunda şey gördüm. Ne gördünüz? Sus lan. Gömleği yırtılmıştı. Omzunda kertenkele dövmesi gördüm. Kertenkele mi? Japon korku filmindeki kızları var yani. Bunlar bence halka halka. Hocam sizden çok özür dilerim. Ne zaman gelseniz Namık bir rezalet çıkartıyor. Vallahi benim için hiçbir problem yok Seval Hanım. Size bir şey olmasın, ben ondan korkuyorum. Hocam bir çay daha içer misiniz? Zahmet olmasın. Rica ederim. Ben de çay alayım kardeşim, ben lavaboya geliyorum. Tamam tamam. Yarım kaldım abi. Ay Zehra, bademli kurabiyelerden de alalım mı? Ya sizin pastanede de çok güzel yapıyorlar be. Çok güzel yapıyorlar da Selin, o da hastalık gibi. Durduramıyor insan kendini. Aa! Ziya hocayla Seval'e bak ya. Seval kimdi ya? O gün anlattım ya sana. Ziya hocaya kafayı takan kız. Aa, evet evet hatırladım. Adamın içine düşecek resmen. Hiç utanmıyor. Onu orta yerde nişanlı adam atılmaya. Göstereceğim ben şimdi ona nişanlı adamı. O da fırsat vermesin canım. Baksana ne kadar mutlu görünüyor halinden. Bence de. Ha Seval Hanım ya. Bu çiçekler de burada böyle. Ben bunları atayım mı? Verin hocam, ben atarım. Alerji yapmasın yine, tıkanmayın. Koklamazsam bir şey olmaz hocam. Aa, çiçek veriyor resmen ya. Vay vay vay. Ziya hocaya bak. Nehre bakan yürek yakanmış. Yürü Selin. Ben atayım bunları hocam. Aa Zehra. Muhabbetinizi bölmek istemezdim Ziya'cığım ama sana bir hediye aldım, onu vermek istemiştim. Al canım. Allah Allah, vallahi sürpriz oldu benim için de. Vallahi sizinki bizimkine bir masar. Ben açayım o zaman şimdi bunu. Siz otursanıza, ayakta kaldınız. Oturmayız. Rahatsız etmeyelim biz sizi. İyi günler. Bademli kurabiye. Başlatma şimdi bademine Selin. Yürü. Zehra Hanım biraz sinirli miydi hocam? Biraz da değişik bir hediye verme stili var kardeşim. Şiddetli, vurgulu falan. Sıradan bir tesbih. Evet. Bana müsaade Seval Hanım. İyi günler. Hadi şirket görüşürüz. Kardeşim kolay gelsin. İyi günler. İyi günler hocam. Ben buradayım. Ben bir tane çay alabilirim. Teşekkürler. Of. Beyler. Kenan abi bu tablo işine fena taktı. Biliyorum. Eğer bu işi halledemezsek bu iş bize fena patlayacak, bilginiz olsun. Merak etme, biz planımızı yaptık. Bak şu kapı var ya. 40-45 saniyede açılıyor. O arada tak ayıklayacağız kızı. Abi. Zehra'nın arabası bu. Yanında biri daha var abi. Kim ki lan? Yürü yürü yürü. Olursa olsun Zehra'yı buradan almadan gitmeyeceğiz. O zaman hadi yürüyelim arkadaşlar. Bir dakika bir dakika ya. Bu Ziya Hoca değil mi? Ne işi var lan bunun burada? Arkadaş herif her yerde çıkıyor karşımıza ya. O da malikaneye gelmiştir abi. Of. Ya vuralım kafasına, indirelim, alalım kızı ya. Ne uğraşıyoruz, ne duruyoruz burada ya? Ziyacı gibi muhterem bir insana. Muhterem.
Muhterem bir insan. Kenan abinin çok büyük saygısı vardır Ziya Hoca'ya. Sakın duymasın. Oğlum sen demedin mi Zehra'yı almazsak ihale bize patlar diye? He? Ziya Hoca buradayken Zehra'yı alamayız. Eğer ki bu bayıltma işini Kenan abi duyarsa seni Ömür Bey bayıltır. Allah! Bak Ziya Hoca'ya Kenan abinin çok büyük saygısı var. Çözüm? Şimdi almayacağız. Daha sonra gelip alacağız Zehra'yı. Hey. Bu Seval var ya, Ziya Hoca'yı senin elinden alır. Uyarmadı deme. Böylece sahte evlilik oyunu da biter. Of, dedeme ne derim ben o zaman Selin ya? Nereden çıktı şimdi bu kız? Bir şeye de benzese. Aa, kıskandın mı? Ne alakası var senin? Saçmalama, niye kıskanacakmışım? Allah Allah. Benim tek derdim sahte evlilik oyununun bozulmaması. Hatırlasana, geçen hafta dedem bizim ayrılacağımızı düşünüp nasıl da üzülmüştü. İyi de baksana, çiçekler, miçekler. Evet. Hayır yani, herkes sizin nişanlı olduğunuzu biliyor artık. Hiç. Ziya Hoca'ya hiç yakışmıyor. Seni de rezil ediyor böyle. Aynen. Pis. Zehra! Zehra! Allah Allah, duymadı mı? Duymamazlıktan mı geliyor? Anlamadım ki ben. Kızı çatadan kurtaran sen. Tabloyu Deli Kenan'dan çalan sen. Ekrem Bey'in malikanesine tabloyu benim adıma gönderen yine sen. Kara Faruk. Kimsin lan sen? Amir, bence gayet açık. Açık olan ne lan? Kara Faruk'un kim oldu? Kimmiş? Kertenkele. Öldü lan o, öldü. Amir, kızın verdiği ifadeyi hatırlayın. Omzunda kertenkele dövmesi var dedi. Omzunda kertenkele dövmesi gördüm. Bak bakayım şu binaya. Kim girebilir buraya? Hatırlarsanız biz cesedi bulduğumuzda yüzü tanınmayacak bir haldeydi. Ve o kadar ısrar etmeme rağmen DNA testi yaptırmadınız. Dosyayı kapattınız. Tamam. Çıkayım ben. Aferin lan. Aferin lan. Kedi olalı bir fare tuttun lan. Bana mı dediniz amirim aferin diye? Değil mi fare tuttum? Evet, sana dedim. Kara Faruk kertenkele. Yaşıyor. Aferin bana. Sırnaşma lan, sırnaşma. Yüz verdik, hasarını isteme. Kurtulamayacaksın oğlum elimden. Elimden bu sefer kurtulamayacağım lan kertenkele. Kara Faruk'muş. Aferin lan. Ekrem Bey, nasılsınız? Teşekkürler, hoş geldiniz. Sizi görünce kendimi farklı hissediyorum. Bambaşka bir ışığınız var. Ne de olsa mübarek bir insansınız. Yüzünüzden nur akıyor hocam. Aman efendim, teveccühünüz yapmayın. Ya ben bir Zehra'yı görmek için gelmiştim. Kendisine teşekkür edeceğim de. Hayırdır? Yani kendisi bugün bana öyle bir hediye verdi ki... Bakın, yani mahcup oldum ya. Aa, benim torunum ne kadar güzel düşünmüş. Aferin ona. Selin'le yukarı odaya çıktılar. İsterseniz çıkabilirsiniz. Buyurun. Teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Buyurun. Buyurun. Mübarek adam her zaman her yerde bellidir. Mübarek. Yüzünden nur akıyor çünkü. Nur. Kim o? Benim, Ziya. Niye geldi ki bu şimdi? Ne bileyim ben. Ayrılmak istediğini mi söyleyecek acaba? Belki özür dileyecektir. Bana bak Zehra, sakın yumuşama. Girin. Merhaba. Merhaba. Zehra Hanım, ben teşekkür etmek için geldim. Yani hediyeniz gerçekten çok zarifti. Öyle mi?
İyi günler de kullanın. Kullandıkça sizi hatırlarım artık. Affedersiniz, bir şey mi var acaba? Hani bugün pastanede de bir gergindiniz. Yok, gergin değildim. Size öyle gelmiş. Başkalarıyla ilgilenirken yanlış anladınız herhalde. Başkaları derken? Öyle baygın baygın bakan, dizinizin dibinden ayrılmayan birileri. Affedersiniz ama kimmiş onlar? Seval. Seval Hanım mı? Bakın Ziya Hoca, duygularınız olabilir birbirinize. Ama siz toplum nazarında benim nişanlım olarak biliniyorsunuz. Öyle davranarak hem kendinizi hem de beni ne duruma düşürdünüz, farkında mısınız? Bir dakika, bir dakika. Ne duygusu, kimin duygusu, kim kimden hoşlanıyor, ben anlamadım ya. Ben açıklayayım. Seval Hanım'la birbirinize olan duygularınızdan bahsediyorum. Besbelli birbirinizden hoşlanıyorsunuz. Seval Hanım ve ben birbirimizden hoşlanıyoruz, öyle mi? Yapmayın hanımlar ya. Ziya Hoca, siz yapmayın lütfen. Bari yalan söylemeyin. Resmen kıza çiçek verdiniz. Hoppala. Bakın Zehra Hanım, o çiçeği ben almadım. Eski kocası o. Yarma mıdır, namık mıdır, nedir? O getirmiş. Ha, bir de kocasını terk etti sizin için. Pes. Vallahi pes. Hoppala. Ya mevzu nereden nereye geldi ya? Ya bakın, Seval Hanım eğer bana değer veriyorsa... yani insanlığımdan, ne bileyim, mahallede hoca oluşumdan dolayıdır. Yoksa aramızda bir şey yok, yapmayın. Ne demek hı Zehra Hanım ya? Ben size gerçekten burada doğruyu söylüyorum. Siz niye bana öyle bakıyorsunuz ki? Bir dakika Zehracığım, bir dakika. Ben açıklayayım. Çünkü biz kadınlar birbirimizi çok iyi tanırız. Ve gördüğümüz kadarıyla o kız size sırasıklama aşık. Aşık. Hayda. Ya bu kadın milleti ne garip be kardeşim ya. Vallahi öyle. Demek Seval ile seni şey zannettiler ha? Hiç sorma, Maviş'le beni düşün işte. Yalnız kardeşim, engin tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Zehra seni kesin kıskanıyor kardeşim. Ben sana bir şey söyleyeyim mi Şevket? Bana da öyle geldi ha. Sanki bu Zehra beni kıskanıyor abi. Ama yok lan. Ne kıskanacak ki? Kıskanır mı lan? Ne diyorsun? Ziya Hoca sakın senin onu kıskandığını sanmasın. Ay saçmalama Selen. Ya sanırsa? Sonuçta çok abartılı tepki verdik. Çok trip yaptık adama ya. Kardeşim, bir kadın bu kadar trip atıyorsa boş değildir. Ya oğlum ne trip atması lan? Resmen ateş atıyordu diyorum sana ya. Yani delirmiş gibiydi sanki. Gözlerinden ateş fışkırıyordu. O raddi. Vallahi. O zaman durum daha vahim kardeşim. Zehra sana aşık. Aşık mı? Diyorsun. Yok artık. Ziya Hoca böyle bir şey düşünmez herhalde. Çok saçma. Vallahi inşallah düşünmez. Önce hediye, sonra bu olay. Bilemedim. Evet de adama boş yere umut vermek istemem. Ya boş yere beni ümitlendirme be Şevket. Ne boş yeresi lan? Gözlerimle gördüm. Kız kız kaçtıktan ortadan ikiye yarıldı be. Ya gerçekten olur mu ya? Ha? Yani Zehra ile ben. Ama bak gerçekten. Diyorsun. Olacak iş değil Selin. Ziya Hoca'yla ben. Yok yok. Onun böyle bir şey düşünmeyeceğinden eminim. Zaten biliyordur o da böyle bir şeyin olmayacağını. Biliyordur. Bilmiyordur. Biliyordur. Bilmiyordur. Biliyordur, biliyordur. Bilsin yani. Thank you.
Abi her şeyi öğrendik. Ne olmuş? Ekrem Bey'i tabloyu götüren Ekrem Bey'in damadıymış. Damadı mı? Evet abi damadı. Damadı kim ulan? Çok şaşıracaksın abi duyunca. Komiser Ünsal. Ne? Komiser Ünsal Ekrem'in damadı mıymış? Doğrudur abi. Onu götürdüğünü nereden öğrendiniz peki? Bizim Namık var ya abi. Pastanede konuşurken duymuş. Kara Faruk'tan alıp tabloyu Ekrem'e Ünsal götürmüş ha? Bak sen şu komiserin yaptığını. Lan hepiniz madar ettiniz beni ya. İntikamım korkunç olacak. Hele siz bu geceyi bir bekleyin. Demek en kıymetli varlığın torunun Zehra'ymış ha Ekrem Efendi? Bakalım en kıymetli torununu damadın sana geri getirebilecek mi? Göreceğiz. Bütün bu kumpaslar, tuzaklar senin için Faruk. Çok yakında öğreneceğim senin kim olduğunu lan. Lan Cengiz. Buyur abi. Bana bak ulan. Bana bak. Bu sefer mazeret istemiyorum. Dilin üzerim vallahi yoksa. Şu Zehra denilen kızı bu gece alıp getireceksiniz bana. Yürüyün. Yürüyün lan. Hadi bakalım Ekrem Efendi. Bakalım damadın ne yapacak bu sefer? Dedeciğim. Çıkıyorum ben. Hayrola? Nereye böyle bu saatte? Dedeciğim. Hava çok soğuk ya. Ziya Hoca onca yolu yürümesin diye düşündüm. Yatsı namazı da bitmiştir. Onu arabayla almaya gidiyorum. Seni mi bekliyordu? Yok. Sürpriz yapacağım. Nasıl buluşacaksınız peki? Ha? Telefon etseydin bari. İnternetten yatsı namazının vaktine baktım. Bitişine yetişeceğim. Güzel. Benim biricik torunum her şeyi düşünür. Evet. Geç kalma. Tamam. İnternet zamanı gençliği. Yasemin. Bu annemin kolyesi. Nereden buldun sen bunu? Tünlü Hanım hediye etti. Yok artık. Hayatta inanmam. Annem takılarını benimle bile paylaşmaz. Gerçekten gidip sorabilirsiniz isterseniz. Soralım. Soralım. Yürü bakalım. Hadi soralım. Zehra.